Merhaba Dönek Güvercin TV izleyicileri. Akhisar'a yolculuk başladı. İzmir'den çıktık yola. Tekel Ahmet ustamızın torunun sünneti var. Davet etti, biz de icabet edelim dedik. Arabada arkadaşlarım var. Onlarla birlikte yolculuğa çıktık. Bakalım, belki bir kuşluluk da olacak. Bir şeyler yakalarsak çekeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Evet, yanımda dün ziyarette bulunduğum Çağlar arkadaşım var. Pınarbaşı'ndan. Herkese selamlar. Selahattin arkadaşım var. Serhat arkadaşım var. Dün bir erkeğe güzel döndü. Serhat arkadaşım. Yavruları güzel. Onun da yanına gittim. O da güzel. İlerleme var yani. Kuşlar her gittiğimde daha ileriye gidiyor. İnşallah güzel dönekler seyrederiz. Sizlerle de paylaşırız. Çağlar, erkek kaç yaşında? Dördüncü yaşında içinde şu an. Maşallah. Maşallah. Ne zamandan beri sende? Bu arada Lucifer erkek. Paylaştığım Nisan, Lucifer erkek. Nisan'dan itibaren bende. Nisan'ın 8'inde aldım ben erkeği. Nisan'dan beri bende. İki yavrusu var. Bir tanesi de başladı. Kaç kere gittin izledim havada güvercin almadan önce? Güvercini 2 senedir izliyordum zaten. Ha, sürekli gidiyordun izliyordun. Benim çok samimi arkadaşım. Hı-hı. 2 senedir izliyordum. En son nasip oldu. Sağ olsun kırmadı bizi. Bizi sahiplendirdi. Kuş gerçekten çok bonkör arkadaşlar. Yani gittiğimiz günlerin hepsinde döndü güvercin. Hani kuşun böyle bir özelliği var mı, işte enseye kovalarken dönme yok, ya da yok. Kuş, hep görev yapıyor diyorsun. Kuş yeter ki havaya kalksın. Şimdi özellikle bu kuştan bahsetmek istedim. Çünkü yavrudan çıkmış, yaşını başını almış. Kaç yaşında? Dördüncü yaşında. Evet, dördüncü yaşında. Baya bir geziyorum, dolaşıyorum. Hani etrafta 3 yaşında, 4 yaşında yaşını almış güvercinler dönüşü bırakıyorlar. İşte efendime söyleyeyim, istediğimiz tarzda dönmüyorlar, yumuşuyorlar gibi konuşmalara şahit oluyorum. Böyle kuşlardan bahsetmek, böyle kuşları paylaşmak bence önemli ve değerli. Çünkü dönek güvercinini biliyorsunuz hepimiz çok değer veriyoruz, çok seviyoruz. Fakat çok zahmetli ve çok zor bir iş olduğunu da biliyoruz. O yüzden tekrar tebrik ederim. Kuşu çıkartana da en büyük pay sahibi Mustafa. İlker Alyurt. Yani kuşu eşleyen, yavrudan büyüten, uçuran, emeğe veren o. Biz sadece kuşa pırıltı atıyoruz. Yani gelen arkadaşları izletmeye çalışıyoruz. Her uçtuğunda da, her pırıltı attığımızda da, kuşu da havaya salarken bile onun ismini zikretmek zorundayım. Hani ben bunu bir görev olarak düşünüyorum. Yani bence doğrusu o. Yani kuşu tabii ki çıkartan, emek veren en büyük pay sahibi odur. Biz uçuruyoruz. Bizim de ufaktan da olsa bir emeğimiz var. Yani benim kuşu döndürmemden çok, döndüğü anda onun ismini zikretmem bana ayrı bir gurur veriyor. O arkadaşın gönlü ne kadar hoş oluyordur tahmin edebiliyorum yani. Evet. Bir de tabii bir kuşu mu dönüyor diye soracak olsanız, hayır. Bir de dişi var. Güzel bir dişisi var. O da şimdi tüye girdi. Bir 15 gün önce bir ufak bir kaza geçirdi. Çarptı güvercin. O kuş da güzel, sevdiriyor kendini. Onu da tüyden sonra onu da seyredeceğiz. Onu da çektik, onu da paylaştık. Ufak bir videosu çekildi onun da, ama daha ilerini inşallah tüyden sonra izleyeceğiz. Onu da Akhisar'dan, Ahmet abiden edindim. Sağ olsun o da kırmadı bizi. Beğendiğimiz, güvendiği bir güvercindi. Ben de çok beğenerek aldım o kuşu. Yani sağ olsun o da bizi kırmadı. Bizim gönlümüze olan, gönlümüze göre bir güvercini edindirdiği için ona da ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Yani ben kuştan memnunum. İnşallah izleyenler de memnun olur. İyi bir güvercin. Daha güvercinden daha öte Ahmet abi iyi bir adam, iyi bir insan. Yani onunla 20 yılı geçkin duyuyordum. Şahsen tanımıyordum ama duyuyordum, biliyordum. Ama kısa bir süre öncesine kadar tanıma, temas etme durumumuz oldu. Kendisini tanıdığımıza mutluyuz yani. Şimdi evet, ziyaretine gidiyoruz. Evet, büyük değerli ustalarımızın hepsi takdire şayan. Hepsi bizim için değerli. Geçen hafta Demirci Hasan ustamızın yanına gittik. Mobilyacı Hasan ustamızın yanına gittik. Yanımızda değerli ustalarla birlikte gittik. Hani biz kesinlikle hepsine ayrı aynı değeri veriyoruz. Yani hepsi bizim için değerli. Çünkü emek harcamışlar. Yıllarca bu dönek güvercini için bayrak sallamışlar. Kuş uçurtmuşlar. Kuş çıkartmışlar. Hizmet etmişler. Bu yüzden de gençlerin de kıymetini bilmesini istiyorum.
Şöyle bir şey var. Belki bu sizin için farklı gelebilir yani bu konuşmam. Hani belki bazıları canı yani nasıl desem eleştirebilir. Eleştirsin hiç önemli değil. Gençlere söyleyeceğim. Gençler şu an diyor ki ne uçuruyor? Şu an ne yapmış? Yani tamam da gençler bu futbolcular şimdi Rıdvan diye biri var. Tanju diye biri var bu Türkiye'de. Sergen diye biri var. Bunlar zamanında top oynamışlar. Şimdi öyle topa vuramazlar tabii ki. Artık onlar devri geçmiş. Yani artık topa vuracak zamanlar geçmiş. Adam 74 yaşında niye uçurmuyor, niye pırıltatmıyor diyoruz. Hayır, bence burada yanlışlık var. Gerçekten ustaların zamanında verdikleri değer ve hizmetlerden ötürü hepsi başımızın tacıdır. Bence benim düşüncem bu. Murat Hoca olarak yani ben böyle düşünüyorum. Sizi bilemem nasıl düşündüğünüzü ama ustalar gerçekten birer mum ve bizi aydınlatıyor öğretmenler gibi. Ve biz birer arıyız. O ustaların hepsinde gezeceğiz. Güzel bilgileri öğreneceğiz ve dönekçiliğimizi ilerleteceğiz düşüncesindeyim. Biraz önce arkadaşlarla bunu konuştum. Hani benim bir ustam yok. Bütün ustalar hepsi başımızın tacı diyorum. Yani siz de bu konuyla ilgili bir şeyler söylemeniz istiyorsanız siz de söyleyin. Hani burada bir sohbet ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yani bugün ustalara değer vermenin amacı, yarın değer görmek istiyorsan bugün mevcut ustalara değer vermek zorundayız bir yerde. Yani hiçbir şeyinden faydalanmasan bile küçücük bir bilgisini alırsın. O bilgiyle seni muhakkak birkaç adım ileriye götürür. Yani herhangi birine de sabit bir yere de takılmak bence gerekmiyor. Herkesten ince bilgiler alın. Bana göre ustalık sadece bilgi vermek de olmaz, elindekini paylaşmak da güzeldir. Ben son bir sene içinde bütün kuşlarımı çıkartıp Ahmet Karasu Hoca abimin kuşlarına bakıyorum şu an. Tamamen sil baştan yaptım. Sebebini de soracak olursanız Ahmet abinin kuşları kişiliğinden önce gelir benim için. Ahmet abi kişilik olarak bir kere çok düzgün bir insan ve paylaşmayı seviyor hocam. İçinde art niyet veyahut da işte emin olmadığı yavruyu kolay kolay kimseye verdiğini ben görmedim. Elimdeki yavrulardan da şu an çok memnunum. Gerçekten de dediğim gibi ustalık sadece bilgi vermeyle olmaz. Paylaştıkça güzelleşir bu iş. Teşekkür ederim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Hani böyle konuştuğun zaman diğer ustalar da hani ben sanki kimseyle ilgili diğer ustalarımız da yani abi. Böyle çok ustamız var. Yani ben kendi adıma konuşayım. Ben çok çok uzun yıllarda dönek bakıyorum ama genelde hep insanların ekseri çıkma kuşlarına baktık. Hep deneme yavrularını bize layık gördüler. Yani bu hep böyle geçti. Ben bu yüzden dolayı bu konuşmayı yapma zorunluluğunda kaldım. Ben isim vererek konuşmuyorum burada. Veyahut da kimseyi zan altında bırakmıyorum ama ustalık sadece bilgiyle değil bana göre. Paylaşmayla olur ustalık bana göre. Yani diyorsun ki kuşlarını da paylaşacak. Bilgisini kesinlikle de paylaşacak. Hocam, yani şimdi bilgiyi öğrendikten sonra elinde kuş olmayınca bir kıymeti olmuyor yani. İnsan içindeki hevesin kırılıyor yani. Kuşa 7 ay 8 ay hizmet veriyorsun. 7-8 ay sonra kötü bir hareketi gördün mü o 7-8 ayın gözünde bir anda böyle birdenbire çöp oluyor. Bu da ne oluyor ister istemez yani benim içimdeki dönek aşkını bitiriyor. Ya demek istiyorsun ki çok iyi direksiyonum var ama altımda arabam yok gibi. Yani. Şimdi şöyle bir durum var ama Demirci Hasan ustamızın yanına gittik. O ne dedi mesela? Boynuz kulağa geçiyor. Yani saygısızlık yapıyor dedi. Güzel kuş verdik mesela dedi. Biz de dedi yarış teklif ediyor adam. Ya da saygısızlık yapıyor dedi yani. Bu sefer de nasıl verecek iyi kuşunu? Yani iki türlü de kötü. Yani öyle olmaması lazım. Hocam, güzel kuşunu vermişse. Kulağa geçer ama kulak duyar boynuz duymaz. Bunu bir kere bu aradaki ince çizgiyi yakalaması lazım çıraklarında. Yani ne kadar iyi olursan ol hiçbir zaman tecrübe kesinlikle şey değildir yani. Basit bir olay değildir bana göre. O insanın tecrübesine bir kere saygı duymak zorundayız. Ben kalkıp da kendimi 50 yıldır dönek besleyen bir insanla hiçbir şekilde mukayese etmem. Hiçbir şekilde bir saygısızlık yapmam. Neden? Bunun tecrübesi benim kuşçuluğumun yanında hiçbir şeydir yani. Burada bu tarz durumlarda ben her zaman alttan geleni suçlu bulurum. O olacak bir şey değil bana göre. Evet Selahattin arkadaş. Sen de bir düşüncelerini söyler misin? Hocalar şimdi yıldırmayı kapatınca soracağım. Kapanmıyor hayır. Dönek Güvercin TV izleyicileri öyle yok. Mikrofonu uzattığım her kişi ufak bir şeyler söyleyecek. Şimdi Selahattin arkadaş kaçma pozisyonunda kapat diyor. Öyle bir şey yok. Evet. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Adam motorla her gün 18 kilometre gidiyor dağın tepesine. Ormanın içine giriyor. 18 kilometre geri dönüyor.
Valla bak sevgilimiz olsa gidip gelmeye üşeniriz. Her gün geliyor, her gün gidiyor. Evet. Hocam, bazen işte kuşluğa başladık. Millet mesaneye kuş gönderiyor, alıyoruz kuşları uçuruyoruz. Doğru düzgün orta merkez bile yok kuşlarda. Hani insanlar artık şeyin peşine düşmüş. Paranın peşine. Hani parayı alayım da hani ne olursa olsun. Hani insanları hep kandırıyorlar. Hani böyle yapmasın hani insanlar da. İyi olur, hep bizi kandırdılar. Bir sene, üç sene benim boşuna gitti. Bir sürü yol gittim geldik. Hiç yani boşuna. Sen de görüyorsun kuşlara geldim, izledim. Yok yani. Hep kandırdılar, paramızı aldılar. Hocam ekseriyet bütün gençlerin ortak sıkıntısı bu. İnsanlar elindeki deneme yavrularını, ıskarta kuşlarını veyahut da bir adım ilerisini görmediği kuşları insanlara, gençlere kalkıp da al kardeşim bunlar benim iyi kuşlarım veyahut da kendi uçuramadığı ne kadar kuşu varsa gençlere layık görüp veriyorlar ve bu insanların ortalama 7 ayını, 8 ayını çöp edip bırakıyorlar yani. Ben de bu dönemlerden geçtim. Ben 2 sene kuşçuluğu bıraktım sırf bu sebepten dolayı. Ben döneyi bulamadığım için kuşçuluğu bıraktım. Yani bu herkesin ortak sıkıntısı. Sen şu an hangi gence mikrofonu uzatsan sana aşağı yukarı aynı şeyleri söyleyecek. Şimdi bunlarda da dediğim gibi herkes usta olamaz bana göre. Ya Murat hocam şimdi bana kuşlar gönderdiler. İnan bana dediler gönderdiğim kuşlar buceye sallayacak dediler. Kuşlar buceye değil hani kuyruğunu sallıyor. Beni sallamadı. Yani. Evet bir senedir uçuruyorsun. Ya bir senedir hocam senedir kendim uçuruyorsun. De gördüm kuşları yani. Ne buceye sallaması. Milleti bu şekilde kandırıyorlar. Denizden bana kuş gönderdiler. Bu şekilde söyleyerek kandırarak hep paramı aldılar. Sonra seninle tanışık ki kestim orayı ondan sonra. Yani bu şekilde geldi. İnşallah şimdi elindeki kuşlar seninle tanıştıktan sonra inan hocam daha güzel yani.